Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bir milletin kendi kaderinin yeniden yazıldığı tarih. Bir asıra yakın süre önce destansı bir mücadelenin ardından kuruldu Cumhuriyet ve bugün Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutluyoruz. Yurdumuzun dört bir yanında bayramımız büyük bir coşkuyla kutlanıyor ve İstanbul'da Vatan Caddesi de resmi kutlamaların adresi. Şimdi arkadaşımız Emrah Çakmak bizi o noktada bekliyor. Emrah, ben sözü fazla uzatmadan hemen sana bırakacağım. Oradaki hazırlıkları bize sen aktar. Evet, bütün kutlamaları yapalım. Hızlı bir şekilde. Kaan, öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesiyle birlikte Türk tarihinde yeni bir sayfa açılmıştı. O şanlı tarihte 99 yıl geride kaldı. Artık 100. yılından gün almış oldu Cumhuriyet. Heyecanlıyız ve heyecanlı olduğumuz noktada İstanbul'da kutlamaların, resmi törenlerin yapıldığı noktada Vatan Caddesi'ndeyiz. Burada da deyim yerinde ise bir önceki törenden daha fazla bir heyecanın olduğunu görebiliyoruz. Çünkü artık bir asır geride kalacak. Cumhuriyetimiz 100. yılına doğru adım adım ilerliyor. Tabii burada resmi kutlamalar gerçekleşecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklar başladı. Sabah saat 6.30 itibariyle bulunduğumuz bu noktada Vatan Caddesi'nin giriş ve çıkışları kapatılmıştı. Şu anda cadde boyunca farklı etkinliklerin denemeleri yapılıyor. Çalışmalar gerçekleştiriliyor. Resmi törenlerin tam saat 10.30'u gösterdiğinde başlayacağını bekliyoruz ki şu anda askerler de tüm hazırlıklarını yaptılar. Jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nin bando ekiplerinin hazırlıklarını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz şu anda. Bu çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tabii tam resmi geçi töreninin yapılacağı o kürsünün olduğu noktadaysa okulların bir takım folklor ekiplerinin çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şu anda onları da yavaş yavaş size kameraman arkadaşım da gösterebilir. Tabii bu noktada askerlerin geçişi esnasında askeri araçlarında geçişi gerçekleşecek. Şu anda tüm hazırlıklar aralıksız gerçekleştiriliyor. Özellikle saatler 10.30'u gösterdiğinde burada bir takım protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı burada geçiş güzergahı boyunca halkı selamlayacak. Şu an itibarıyla burada program içerisinde olan ekiplerin çalışmaları devam ediyor ki sabahın erken saatlerinde, saatler 5-6'yı gösterdiğinde buraya gelindi ve tüm hazırlıklar yapıldı. Vatan Caddesi bayraklarla donatıldı. Cumhuriyetimizin 99. yılı görkemli bir şekilde kutlanacak. Saatler 10.30'u gösterdiğinde protokol konuşmaları gerçekleşecek ve ardından burada bir geçit töreni yapılacak ve geçit töreninin hemen sonrasında da yine çeşitli okullardan gelen öğrenciler, folklor ekipleri burada gösterilerini gerçekleştirecek. Tabii aynı zamanda tekrar etmekte fayda var. Komando taburu, Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı, Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu, Hava Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Polis Merasim Birliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yaya Unsurlar, Özel Harekat ve Özel Harekat Helikopterlerinin geçişi yapılacak bu noktada. Cadde boyunca ilerleyen farklı farklı etkinlikleri göreceğiz. Burada askerler tüm hazırlıklarını yaptılar. Deyim yerinde ise sabahın erken saatlerinden itibaren kutlama başlamışçasına heyecanlı ve bir disiplin eşliğinde şu anda onlar da o gösterilerini gerçekleştirecekleri hazırlıklarını yapıyorlar. Biz de şu anda o görüntüleri sizlere aktardık. Biz de burada olacağız. O heyecanı CNN Türk ekranından Cumhuriyetimizin 99. yaşını burada yapılan gösterilerle, o kutlamalarla sizlere aktaracağız diyelim. Kaan, sözü tekrar sana bırakalım.